GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin gün içerisinde belirli tepki satışları oluşturduğunu görebiliyoruz. Özellikle cuma günü gerçekleştirilen yukarı yönlü hareketten sonra bu tepki satışının oluşması tabii ki çok doğal olarak karşılanabilir. Burada 98.35 destek noktası önemli bir seviye. Tarım dışı istihdamla birlikte gerçekleşen son, Sert yükseliş mumundan sonra belirli yataylıktan ve yükseliş trendinin alt noktası olarak görmüş olduğumuz bu bölge aslında endeksin gün içi beklentilerini de şekillendirebilecek bir destek noktasıdır ifadesini kullanabiliriz. Yani genel görüntüde özellikle endeks tarafındaki hareketlere baktığımızda 98.35 seviyesi üzerinde kaldığı her durum yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Şu sıralar sadece mevcut yükseliş trendi içerisinde bir tepki satışı düşüncesinde seyrini sürdürmeye çalışıyor. Bu anlamda da özellikle tepkiler nerede sonlanacak sorusunun cevabını arıyoruz. Burada ilk etapta karşımıza çıkacak olan en önemli destek noktası 98.35'tir. Daha öncelerde 98, 35 ve 98, 95 civarlarında destek noktası var mı? E, buraları incelemek gerekiyor. Özellikle günlük grafikte bunu çok daha net görebiliriz. Özellikle baktığımız üzere son spikeları da birazcık daha e, dikkate alacak olursak kabataslak e, 98, 60 seviyesinin de bu aşamada dikkatle takip edilmesi gerektiğini görüyoruz. O halde 98.35 destek noktasındaki ilk direnç nokta, ilk gündeme gelecek seviye olarak da 98.60, 98.65 seviyeleri olarak kayıtlara geçmiştir ama genel görüntüde pozitif bir beklentinin etkili olduğunu unutmayalım. Yorular paritesi de dolar endeksindeki tepki satışları nedeniyle belirli bir tepki alımı oluşturdu. Gün içerisinde 1.0790'ları test etti ama şu anda 1.0770 seyrine sürdüren bir görüntü var. Sabah analizimizde 1.0815-1.0855 bölgesinin önemli olduğunu ve bu bölgenin altında satış baskısının devam edebileceğini vurgulamıştık. Ve dikkat edildi ise paritenin bu bölgenin altında hareketlerine devam ettiğini görüyoruz. O halde beklentilerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yani 1.08.15, 1.08.55 bölgesi altında Euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir baskının varlığını konuşabiliriz. Tabii ki günün kalanında dolar endeksinin performansı Euro dolar paritesinin tepki alımlarında tamam mı devam mı sorusunun cevabını bulmamıza katkı sağlayabilir ama genel görüntünün negatif olduğunu unutmayalım. Sterling dolar paritesine baktığımızda belirli bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz. Tıpkı yorular paritesi gibi 1.51 seviyeleri test edildi. Ama 1.51.50 sabah analizimizde dikkat edilmiş bir seviyeydi. Ve bu bariyerin altında negatif baskı devam etmekteydi. Paritenin 1.51.50 direnci altında kaldığını görüyoruz. Bu anlamda negatif bir baskının devamına ilişkin düşünceler ön plandadır. 1.51.50 önce, 151, öncesindeki ilk direnç noktası ise 151.05'tir ifadesini kullanabiliriz ki bu da özellikle kanalın güncel e, alt noktasıdır ifadesini kullanabiliriz. Yurt içine geldiğimizde Dolar Türk Lirası'nın tarım dışı ihtihamla birlikte 2.93'lere yaklaştığını ama daha sonra yükselişlerini sınırladığını, belirli sıkışmalar kaydettiğini görebiliyoruz. Özellikle yaklaşık 5-6 tane mum yatay bir görüntüde seyrini sürür. Yani yaklaşık bir günlük bir süreçte Dolar Türk Lirası'nın sıkıştığını görebiliyoruz. Son yükselişlerden sonra gerçekleştirilen bir yataylık burada bir formasyon ihtimalini de güçlendiriyor. Burada ters kap mı yoksa flek mi formasyon oluşacak sorusunun cevabını arıyoruz. Bu anlamda 2.92.70 ve 2.91 seviyeleri önemli. 2.91'in altına sarkabilirse otomatik olarak ters kap formasyonu ihtimali kuvvetlenebilir ki burada sabah analizimizde bahsettiğimiz 289,45, 28935 bölgesinin test edilme ihtimali kuvvetlendirebilir. 2.92.70'in üzerinde hareketler görebilirsek en azından bu da flag formasyonu konusundaki ihtimali güçlendirebilir. Bu da 2.97.70'lere doğru yeni bir çıkış oluşumunu katkı sağlayabilir. Yani burada aslında 2.92.70 ve 2.91 arasındaki sıkışmanın giderilmesi yani bant dışına çıkılması yukarı yönlü hamleleri 2.96.15, 2.97.70 ya da aşağı yönlü hamleleri 2.89.45, 2.88.35 gibi rakamlara ulaşmasına katkı sağlayabilir. Genel görüntüye baktığımızda tabii ki bu formasyonla alakalı bir şey. Formasyon gerçekleşmezse genel görüntü nedir diye soracak olursanız 2.89.45, 2.88.35 üzerinde pozitif süreç devam etmektedir. Ham petrole gelecek olursak Aşağı yönlü bir baskının varlığını konuşuyoruz Sabah analizimizde. 46 15 ve 45 65'in altında negatif baskının devam ettiğini vurgulamıştık. Özellikle 45 65 25 periyotluk üstel hareketli ortalamadan geçmekteydi ve önemli bir direnç konumundaydı. Hala da aynı görüntü devam ediyor. 45 65 46 15 direnci daha doğrusu bölgesi altında satış baskısının devamı ilişkin düşüncenin ön planda kaldığını vurgulayabiliriz. Genel görüntüde de zaten aşağı yönlü bir istek ön plandadır. Özellikle hareketleri değerlendirdiğimizde mevcut aşağı yönlü hareketlerin belirli bölgelere kadar devam edebilme ihtimali kuvvetli hala ön planda ve buradaki ilk destek noktası gidebilecek bölge 44.20'nin altına 43.45 olarak kayıtlara geçmiştir. Hatta 43.45 civarları mevcut Kanal çizgisine baktığımızda alt bölge olarak kaydedilen bir yerdir çünkü son dipleri birleştirdiğimizde özellikle bu seviye ön, ön plana çıkmaktadır. Son olarak da altına değinecek olursak altın fiyatında genel görüntü 1111 ve 1103 bölgesi altında negatif baskının devam etmesi şeklinde sabah analizimizde zaten bu hususa bildirim yapmıştık. Ama burada tabii ki iki farklı senaryo konuşacaktık. Sabah analizimizde de bunu vurgulamıştık. Birincisi 34 saatlik üstel hareketli ortalamanın etkisi. Uzunca bir süredir ilgili ortalamanın çok net etki bıraktığını görüyoruz. 28 Ekim 2015 ve saat 9'dan itibaren ilgili ortalamanın altında satış baskısının ön planda kaldığını görüyoruz. Bu anlamda da 1098 sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz bir rakamda bu bölgenin altında yani ilgili ortalamanın altında satış baskısı devam ediyor ifadesini kullanmıştık. Özellikle 1103 ve 1111 gibi rakamları telaffuz edebilmemiz için öncelikle tepki alımı konusunda istek olması gerekir ki burada ilgili ortalama üzerindeki saatlik kapanışı gerçekleşebilir. Ancak şu anki duruma baktığımızda yükselişlerin ilgili ortalamaların altında kaldığını görüyoruz. Bu yüzden tepki alımı hala daha zayıf görünümünde. Bu bağlamda da aşağı yönlü baskılar önce 34 saatlik üstel hareketli ortalama daha sonra da 1103-1111 bölgesi altında devam etmektedir ifadesini kullanabiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası, ham petrol ve altınla ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.